Doktor Ahmet Boyacıoğlu ile beraberiz. Kendisi Gezici Festival Genel Sekreteri ve Ankara Sinema Derneği Başkanı. Doğrudur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hocam 95 yılından beri, 1995'ten beri Gezici Festival yollarda. Evet, doğru uzun mudur? Bir zaman, doğru. Ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Türkiye'de böyle bir Gezici Festival oluşturma fikri nereden çıktı? Ya bunu ben çok arattım aslında. Biz 88-95 arasında Ankara Film Festivali'nde çalışıyorduk. Evet. Sonra 95 yılında Ankara Film Festivali'nden ayrıldık. İyi bir ekiptik. 7-8 kişiydik. Ne yapalım falan derken böyle bir gezmek fikri ortaya çıktı. O zaman böyle bir şey yoktu. Şimdi birçok festival bir yerlere gidiyor, geliyor. Ülkede dolaşmak da biraz kolaylaştı. Uçaklar falan her bir tarafa uçuyor. Ve 95'in sonuydu. Yani Ankara Film Festivali'nden ayrıldıktan yaklaşık 5 ay sonra ilk Gezici Festivali yaptık. Herkes olmaz dedi. Yani kendi içimizde bile biz bunu yapıyoruz ama biz bunu bir daha yapamayız dediler. Sonra olduğu ortaya çıktı. O zamanlar işler biraz daha zordu. Çünkü 35 bin metrelik filmleri taşımak gerekiyordu. Evet. Yani her film şöyle bir kutu oluyordu. Şimdi her şey dijital oldu. Olay biraz daha kolaylaştı ama o zamandan beri yani 20. yılımız birçok kente, birçok ülkeye gittik, dolandık, dolanıyoruz. Gayet güzel hocam. Çalışmalarınız da gayet güzel gidiyor. Bir de bununla ilgili bir gazete çıkarıyorsunuz. Gezici gazeteyi yaklaşık 5-6 yıldır çıkartıyoruz. Bir önceden insanlar ne yapıyoruz bilsinler diye. Ankara programı baskıda sanıyorum yarın çıkacak. Ama ondan önce böyle bir ön bilgi olarak bunu dağıtıyoruz. Gittiğimiz kentlere de dağıtıyoruz. Eskişehir'e ve Sinop'a da dağıttık. Evet. Bilgi olsun diye. Nerelere gidiyorsunuz hocam bu yıl, festivalle? Bu yıl Eskişehir'e gidiyoruz. Evet, Sinop'a gidiyoruz. Bir de planda programda olmayan bir şey çıktı. Sinop'tan geçerken de bir Kastamonu'ya uğrayacağız. Çünkü Kastamonu Üniversitesi'nden çok böyle dokunaklı bir ileti aldık bir hafta önce. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Ersoy Soydan'dan. Yani çok güzel yazmış, yani çok böyle etkileyici yazmış. Burası Kastamonu. Ilgaz Dağı'nın ardında olduğu için ne Ankara'nın haberi var ne İstanbul'un haberi var. Ama burada 20 bin tane öğrenci var. 900'ü öğrencisi, iletişim fakültesi öğrencisi diye. Biz de dolayısıyla Sinop'tan çıkacağız. Kastamonu'ya bir günlüğüne uğrayacağız. Orada iki film göstereceğiz. Bir takım güzel sinemacı arkadaşlarımızı beraber götüreceğiz. Orada bir söyleşiler olsun, bir şeyler olsun diye. Evet. Yani geçerken uğrama kenti olacak. Dolayısıyla bu yıl 3,5 kentimiz var diyorum. Önümüzdeki yılda Kastamonu'yla ne yaparız bilmiyorum. Bakacağız. Direkt oradan başlayın hocam bu sefer. İşte bilmek lazım. Yani bir de işte konuk olmak gerekiyor. O kadar da kolay değil. Çat kapı biz geldik de olmuyor. Evet. Yani Eskişehir yıllardır tanıdığımız bir kent. Anadolu Üniversitesi, bilmiyorum burada Anadolu Üniversitesi mezunu olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var mı? Vardır, çok güzel vardır. Bir üniversitedir. Çok geniş bir ekibe sahibiz biz de. Çok mutlaka güzel vardır. Bir üniversitedir ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biridir. Evet. En iyi kampüslerinden birine sahiptir. Kesinlikle. Yani tekrar Anadolu Üniversitesi'nde olacağız. Bir de son 4-5 yıldır gittiğimiz Sinop var ki, gittiniz mi hiç Sinop'a? Nasip olmadı i̇şte inşallah. İşte hep öyle oluyor, nasip olmuyor. Çok güzel bir kent, çok güzel insanlar var. Orada da Sinop Kültür ve Turizm Derneği ile işbirliği halindeyiz. Evet. Dolayısıyla Ankara'dan sonra 3 kenti daha, 2,5 kenti daha dolaşacağız. Ne kadar güzel. 20 senedir yollardasınız hocam. Evet. Doğru mu? Doğru. 20 senedir birçok yere gitmişsinizdir. Gitmediğiniz yer var mı? Çok mu? Şimdi arkadaşlar bu yıl için bir şeyler çıkardılar. İşte 20 yılda 56.872 kilometre yol kat etmişiz. 23 kente gitmişiz. Evet. 5 ülkeye gitmişiz. Bunlar Yunanistan, Saraybosna, yani Bosna Hersek, Bakü, Tiflis. Bakü, yani Gürcistan, Azerbaycan ve Makedonya. Evet. İşte 429 gün festival yapmışız ki bir 14 aydan biraz daha fazla oluyor. İşte bir sürü 69 ülkeden de 1762 film göstermişiz. Şimdi bakınca ben de biraz tuhaf oluyorum. Yani hakikaten bu kadar işi yapmış mıyız diye. Ne ara gittik ama, bu kadar yere diye. Evet, yani 20 yıl oldukça uzun bir zaman tabii. Evet. Geçenlerde sordular ne öğrendin diye. Bir, açılış törenlerinde az konuşmayı öğrendim. İki de festival sorunlarıyla ilgili hiç konuşmamayı öğrendim diye cevap verdim. Evet. Yani az konuş, mümkünse hiç konuşma diye. Ama güzel bir şeyler oldu. Yani rakamlar hakikaten ama baktığınızda çok fazla hocam. Mesela geride de bir şeyler kaldı. Hiçbir şey öğrenmediysek bile 69 ülkede
ülkeden 1762 film göstermişsiniz. Evet. 1762 film. Çok bana da şimdi çok geliyor. Değil mi? Ya öyle Yani. söyleyince acaba hayatımızda izlediğimiz bütün filmleri toplasak o kadar film izlemiş miyizdir? Duruma göre dizilere bakın. Siz haftada kaç dizi izliyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz aslında. Peki hocam, gittiğiniz şehirlerde aldığınız tepkiler nasıl? Nasıl izler bıraktınız? Şimdi şöyle, yani birçok kenti dolaştık. Mesela en son Sinop'tan örnek verebilirim. Sinop'ta küçük bir sinema vardı, kapandı. Yani çalışmıyor, bir takım sorunları da var. Sinema işletmecisi de aynı zamanda salonun sahibi. 3 yıl evvel kapattı. Dolayısıyla Sinop'taki tek sinemasal etkinlik biziz. Eğer Sinop'ta yaşıyorsanız ya da Sinop Üniversitesi'nde okuyorsanız film izlemek için işte bir 130 kilometre falan Samsun'a gitmeniz gerekiyor. Hoş bir şey değil. Sinop'ta sinema yok mu? Yok. Sinop'ta sinema. Türkiye'de zannederim 4-5 kentte sinema yok. Bir tanesi Sinop. Sinop'ta sinema yok. Çok enteresan bir detay. Evet, Ben böyle bir yani şey şimdi olduğunu bilmiyordum. dijital ortamdayız. Televizyonlar var, uydu antenleri var. İnsanlar internetten film indiriyorlar filan ama Sinop'ta sinema yok. Sinop'ta bir sinema açılsın diye çok uğraşıyoruz. Çünkü daha önce yaşadığımız iki deneyim var. Biz Kars'a gittik. 2004 yılı filandı sanıyorum. Kars'ta sinema yoktu. Sonra Kars'ın o zamanki belediye başkanı Naif Ali Beyoğlu bir sinema salonu kurdu. Hala çalışıyor. Artvin'e gittiğimizde Artvin'de de sinema salonu yoktu. Sonra Artvin'de bir çok güzel bir salon var, 600 kişilik. Özel idareye devredildi. Oraya bir makine kondu. Şimdi Artvin'de de filmler gösteriliyor. Anadolu'nun bazı yerlerinde sinema yok. Yani orada yaşayan insanlar Yani umarım film en güzel izleyemiyorlar. bıraktığınız iz Bu tabii bunlardan biri gurur olur. verici bir şey. Yani Evet. hakikaten öyle oldu. Onun haricinde birçok film zaten Anadolu'nun bazı kentlerine gitmiyor. Bir ara Kars'ta sinema konuşalım diye toplantılar yapıyorduk. Anadolu'nun değişik kentlerindeki üniversitelerden öğrencileri çağırıyorduk. O toplantılar sırasında İstanbul'daki yapımcılarla tanışan, sinema sektörüne giren, İstanbul'da çalışmaya başlayan genç kardeşlerimiz oldu. Yani biraz Anadolu'da sinemayı sevdirdiğimizi sanıyorum. Öyle görünüyor. Anladım ya, işte benim de dediğim gibi inşallah bıraktığınız en güzel izlerden biri oralarda bu sinemaları gerçekleştirmek ve yaptırmak olur diye temenni ediyorum ben de hocam. Peki merakımdan soruyorum, bilmiyor olabilirsiniz ama Sinop'ta kaç öğrenci var hocam? Sinop Üniversitesi'nde sanıyorum 7 ya da 8 bin öğrenci var. Sayı da az değil. Mesela Kastamonu Üniversitesi'nde de 20 bin öğrenci varmış. Duyduğumda ben de biraz şaşırdım açıkçası. Gerçekten büyük rakamlar Evet, ya. 900 tane iletişim yani radyo, televizyon, sinema öğrencisi. Yani artık Anadolu'daki kentlerde ciddi kontenjanlar açılıyor ve orada ciddi insanlar okuyor. Evet. Tabii her üniversite kenti biraz da değiştiriyor. Bunun en güzel örneklerinden biri Kesinlikle. Eskişehir'dir tabii. Yani Kesinlikle. Eskişehir bir Öğrenci şehri üniversite oldu. kenti oldu. Evet. Sinop'ta da su ürünleri olduğunu çok iyi biliyorum. Bir takım eğitim fakülteleri olduğunu Evet. biliyorum. 7-8 bin tane öğrenci var. Sayıda hiç azımsanmayacak kadar çok. Peki, bu sene nereye gidiyoruz hocam? Nerede festival yapacağız? Şimdi Ankara'da başlıyoruz ayın 28'inde. Evet. Kızılay Büyülü Fener Salonu'nda ve Çankaya Belediyesi'nin Hı. Kavaklıdere'deki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Evet. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde daha çok belgeseller, bir takım özel programlar, kısa filmler, çocuk programları. Kızılay Büyülü Fener'de de daha çok uzun metrajlı filmlerden oluşan bir program. Bir hafta sürecek ayın Hı. 4'üne kadar. Ama bu arada üçü akşamı Eskişehir'de başlayacağız. Anadolu Üniversitesi kampüsündeki İletişim Fakültesi salonunda. Evet. Ayın 5'inden itibaren de Sinop'a Sinop'tayız. gidiyoruz. Yani ikiye ayrılmış olacağız biraz. Evet. O dijital teknoloji ona izin veriyor artık. Ankara ekibi 8 Sinop'a gidecek. Siz Ankara ekibi Eskişehir'e devam Sinop'a gidecek. ettireceksiniz. Ben bir Eskişehir'e gideceğim. Ankara'ya geri dönüp Evet. Sinop'a gideceğim. Dönerken de bir günlüğüne Kastamonu'ya uğrayacağız. Ne kadar güzel. Buralarda hedeflediğiniz şeyler Valla neler? genelde bizim iyi bir izleyici kitlemiz olur. Salonlarımız hep Ne güzel. doludur. Ne Zaten güzel. Sinop ve Eskişehir ile ilgili hiçbir çekincem yok. Orada ciddi bir izleyici kitlesi var. Evet. Ankara'da da geçen yıl %96 dolulukla oynamıştık. Yani genelde biz işte bir haftada geçip gittiğimiz için filmleri de bir ya da iki defa gösterdiğimiz için Evet. hani bizim izleyici sorunumuz olmuyor. Maalesef izleyicinin bilet bulma sorunu oluyor.
Ne kadar güzel. Bazı seansların biletleri önceden satılıyor, bitiyor. Hatta kızıyorlar bile, bir kere daha gösterseydiniz olmuyor diye. Olmuyor, bu kadar. İmkan bu kadar. Böyle yapıyoruz. Olsun, biz şimdiden uyaralım, tarihleri verelim, daha çabuk bitsin. 28 Kasım, 4 Aralık Ankara, 3-7 Aralık Eskişehir, 5-8 Aralık Sinop. Şimdiden takibe başlasınlar hocam. Peki hocam, bu yılki festivalde hani çıkış temanız sinema aşkına. Şimdi aslında festivalde her yıl belirli bölümlerimiz oluyor. Evet. Mesela Dünya Sineması bölümü her yıl yaptığımız bir bölüm. Hı hı. İşte kısa filmler gene her yıl yaptığımız bir bölüm. Çocuk filmleri o da her yıl. Sinema aşkına dedik. Sinemamızın 100. yılı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da bu konuda çok ciddi çalışmaları var yurt evet. içinde ve yurt dışında. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü zaten festivalin en büyük destekçisi. Yani evet. tabii ki Eskişehir'den ve Sinop'tan da bir takım destekler alıyoruz ama yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısı olmadan böyle bir festivali yapmanın imkanı yok. Onu da söyleyeyim teşekkürlerimle. Sinema aşkına da sinema ile ilgili yani sinemayı konu alan filmler seçtik. Keşlovski'nin Amatörü var 1979 yılı. Evet. Bir kamera alınca hayatı değişen, tamamen o kameraya odaklanan bir insanın öyküsü. Jean-Luc Godard'ın bu yıl Cannes Film Festivali'nde jüri ödülü alan filmi var, Dile Veda. Evet. Biraz deneysel bir şey. Godard biraz zorlaştı. 85 yaşında acayip kendini yeniliyor ve çok iddialı deneysel şeyler yapıyor. Evet. Diktatör olduğumda gene sinemayla ilgili bir film. İlk film çocuklara kamera veren bir İngiliz yönetmenin öyküsü. Bir de Türkiye'den Motör ya da Namı Diğer Remake, Remix, Ripoff var. Bu da 1960'larda ve 70'lerde Hollywood sinemasından çalınan fikirlerle yapılan Yeşilçam filmleriyle ilgili son evet. derece ilginç bir belgesel. Yani o mesela Dünyayı Kurtaran Adamın nasıl yapıldığını anlatıyor. Evet. 17 filmden parça çalmışlar, yapmışlar. Enteresan, bu arada yönetmeni de çağırmışlar Amerika'ya, anlatmışlar nasıl, anlat demişler nasıl yaptım bunu. Beni suçlayacaklar zannediyordum ama bunu bir olağanüstü bir şey olarak gördüler filan diyor. Güzel. Geçen yıl Tuncel Kurtiz, Zeki Demirkubuz yönetmenlerin seçkileri yayınlanmış. Evet. Bu sene de Murat Anmungan var sanırım. Murat Anmungan'ın çok ilginç bir seçkisi var. Gerçeğe Açılan Üç Kapı evet. adı altında. Aslında Murat Anmungan sinemayla çok ilgili bir kişi. Evet. Yani sinemayla ilgili kitapları var. İstanbul Film Festivali'nde jüri üyelikleri var. Ve üç sorudan yola çıkarak ne görmek istiyoruz? Cinayeti Gördüm ya da Blow Up. Antonioni'nin 1966'da çektiği film, Cannes'da Altın Palmiye ödüllü. Gördüklerimiz gerçek midir sorusuna çok güzel yanıtlar verir. Ne duymak istiyoruz? Francis Ford Coppola'nın 1974 yapımı Konuşma evet. adlı filmi. O da Cannes'da Altın Palmiye ödüllü. Hangi hikayeye inanmak istiyoruz? Rashomon, Kurosawa'nın 1950 yapımı. Herhalde dünyanın en önemli filmlerinden bir tanesidir. Evet. Hangi hikayeye inanmak istiyoruz? Çünkü hikayeyi üç kişi ayrı ayrı anlatır. Murat Anmungan da Ankara'da konuğumuz olacak. Ve bu filmlerle ilgili bir söyleşi yapacak. Güzel bir şey olacağını sanıyorum. Ben de öyle umuyorum. İnşallah bu gezici festivallerin 21.si 200.sü gerçekleşir. Ben onu göremem. Ya o ayrı. Onu ben de göremeyebilirim 200.sü olunca ama en azından böyle böyle gittiğimiz yerlerde iz bırakmaya devam ederiz hocam. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Efendim, güzel konuklarımdan sonra maalesef güzel programın da sonuna gelmek zorunda kalıyoruz ama biz yarın yine aynı saatte 18 ile 19 arasında karşınızda olacağız. Bizim eski bölümlerimizi Facebook sayfamızdan izleyebilir, oradan takip edebilirsiniz. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın efendim.